Ankara-Uşak karayolundaki şeker uygulama noktasında denetim görevini sürdüren polis ekipleri, geçen yıl Temmuz ayında gece saatlerinde karayolunun karşı şeridinde bir köpeğin yerde yattığını ve acıyla havladığını fark etti. Kontrol etmek amacıyla köpeğin bulunduğu noktaya giden polis memuru Mehmet Özdemir, köpek yavrusunun yaralı olduğunu gördü. Köpek ekip aracıyla veterinere götürüldü. Bir aracın çarptığı yavrunun sol ön bacağında kırık olduğu tespit edildi. Bacağı alçıya alınan köpeğe o günden sonra polisler sahip çıktı. Uygulama noktasına köpek için bir yuva yapıldı. Köpeğe bulunduğu yerden esinlenerek Şeker ismi verildi. Yaklaşık 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuşan köpeği sahiplenen polis memuru Özdemir, kaydını yaptırdığı Şeker'e kimlik çıkarttı. Bugün artık yetişkin bir köpek olan Şeker'le uygulama noktasındaki tüm polisler yakından ilgileniyor. Düzenli olarak veterinere götürülen köpeğin aşıları da yaptırılıyor. Uygulama noktasında çalışırken gece karşı şeritte bir köpek sesi duyduk. Acı şekilde bağırıyordu. Arkadaşlara merak ettik, bir gittik yanına. Bir yavru köpek, muhtemelen üzerinden bir araba geçmiş, ayağı kırık vaziyette, yerde yatıyordu. Hemen acilen arkadaşlarla aldık. Uşak Belediyesi veteriner hizmetlerine götürdük. Sağ olsun orada veteriner bey baktı, röntgenini çekti. Ayağı kırıkmış. Alçıya aldık. Daha sonrasında ilaçlarını vermişti veteriner bey. İlaçlarını yaptırdık. Düzenli olarak kontrollere götürüldü. Aşılarını tamamladık. İsmi yoktu geldiğinde. Biz de düşündük ne koyalım diye. Burası Şeker uygulama noktası diye geçtiği için adını da Şeker koyduk. Adını da buradan alıyor zaten kendisi. Zaten kendisi Şeker gibi bir köpektir, sevecendir. İnsanlarla falan çok oynamayı seviyor yani. Bakımları tamamladıktan sonra kendisi 1,5 aylık süreçte alçısı çıktı. Sonrasında bize alıştı burada. Ayrılmadı yani buradan. Daha sonrasında nöbet tutuyoruz. Bizimle birlikte nöbet tutuyor. Uygulama yapıyoruz. Bizimle beraber uygulamaya geliyor. Otobüse giriyorum ben. Ben inisi otobüste bekliyor. Kapısının önünde. Yani kendisi benim için vazgeçilmez bir şey. Hani eve gidiyorum, diğer grupları arıyorum. Nasıl diye, ne yapıyor diye. Hani oyun oynatın ona diyorum. Zaten kendisine oyuncaklar da aldım geldim burada. Oynamayı da seviyor.